Herkese merhaba, bugün size ikizler burcundan bahsediyor olacağım. 3 olumlu ve 3 olumsuz özelliği olarak ele alacağım ikizler burcunu. Ve ikizlerden bahsederken bir arkadaşım var, Berkan. Ee, bu videoyu da ona ithaf etmek istiyorum çünkü kendisi ikizlerin özelliğini aşırı derecede e, kapsıyor. En başta sana ithaf ediyorum bunu, bu videoyu. Ve diğer ikizler olan arkadaşlarım, sizler de seve seve izleyeceksiniz umuyorum. Şimdi videoya başlarken ilk önce Merkür gezegeninden bahsedeceğim. Çünkü ikizlerin gezegeni Merkür ve Merkür iletişim gezegeni. Aynı zamanda yazı çok hızlıdır ve dolayısıyla ikizlerin iletişiminin iyi olmasının en büyük sebeplerinden biri bu gezegenin etkisi altında olmaları. Bunun dışında size diğer iki videoda hatırlarsanız şeyden bahsetmiştim. Hani Koç burcu öncü bir burç. E, Boğa burcu sabit bir burç yani toprak elementi, koç ateş. İkizler burcu da hava elementi ve değişken bir burç. Yani şunu anlayabilirsiniz. İkizler burcu değişken olduğu için rüzgar gibidir. Zaten şimdi özelliklerinden bahsederken daha detaylı bu konuya da gireceğim. Üç olumlu özelliğine gelecek olursam. Bir kere ikizler burcu kesinlikle meraklıdır. Bir çocuk gibi düşünün. Hani yine ilk videoda bahsetmiştim genel özellikleri anlatırken. 0-2 yaş koç dersek, 2-4 ya da 2-5 yaş um, boğa burcu dersek, 5-7-8 5, 7, 5 8 yaş ikizler burcuna denk geliyor. Ve burada hani çocuk olarak hatırlarsak hepimiz en merak ettiğimiz, böyle yeni şeyleri keşfettiğimiz yaş aralığımız olduğu için ikizler Aşırı meraklı, böyle her şeyi öğrenmeye çalışan, biraz maymun iştahlı da denilebilir ama kimisi bunu belki olumsuz yorabilir. Ben hiçbir şekilde olumsuza yormuyorum çünkü bu merak bence onları hep yeni şeyler keşfetmeye iten bir şey. Dolayısıyla da güzel bir özellik. Birinci e, olumlu özellikleri bu. İkinci olumlu özellikleri kesinlikle iletişimleri çok iyi ve eğlenmeyi, sosyal olmayı çok seven bir burç. Yani en çok insan seven burçlardan biridir ikizler. Dolayısıyla hep böyle sosyalleşir, değişik insanlar tanır. Burada sadece şuna değinmem gerekiyor. Yeni insanlar tanımayı aşırı sever. Partilerde böyle ilgi oda olur ve bunu hani ilgi oda olayım diye yapmaz. O zaten öyledir çünkü eğlenceye çok düşkündür. Dolayısıyla da bu onun karakterinde vardır. İkizler özelliklerinde, ikizler DNA'sında vardır diyeceğim. Ama şu var, çok sorun dinlemekten hoşlanır diyemem ikizler için. Üçüncü en önemli yani son özelliğine gelecek olursam bir kere iletişimi çok iyi olduğu için çok güzel konuşur. Bir ikizlerin yazı dili ve iletişim dili çok iyidir. Mesela İkizler Burcu'ndan gerçekten çok iyi yazarlar çıkabilir. Çok iyi gazeteci olurlar. İletişimle ilgili televizyon, kamera önü, kamera arkası onlara kesinlikle çok uygundur. Burada çok kısa olarak şuna değinmek istiyorum. Yine ilk videodan özellikle genel özelliklerden bahsederken hatırlarsınız. Birincisi ikizlerin başlangıç tarihine yakın olan kişiler onun çok özelliğini taşımıyor olacak ve diğer özellikle haritasında hava elementi ve ikizler burcu çok yoğun değilse bu kişi bu saydığım özellikleri yine çok taşımıyor olacak. Bu böyle bir not olarak kenarda dursun. Şimdi 3 olumsuz özelliğine geçeceğim. Bir kere birincisi ikizler burcu böyle çok konuştuğu konuşmayı sevdiği için ve genellikle kendisinden de bahsetmeyi sever. Ama bir koç kadar değil. Ukala olarak algılanabilirler. Bunun yine en temel sebeplerinden biri de İkizler gerçekten çok bilgi meraklıdır. Yani bilgi öğrenmeyi sever. Her şey hakkında böyle inanılmaz bir iştahları vardır öğrenmeye. Dolayısıyla bu her şeyi biliyormuş havası çizebilir karşı tarafa. Ukala olarak algılanabilirler ama bana sorarsanız ukala bir burç mudur? Bence değildir. Sadece bir çocuk hevesi ve heyecanıyla onlar paylaşmayı sever aslında. İkinci olumsuz özelliğine gelecek olursam bu e, yani ikizlerin beni en çok anlayacağı ve en evet öyleyiz dedikleri konu olacak çabuk sıkılmaları. Burada şöyle bir şey var. Tabii kadın erkek ilişkilerine çok değinmiyorum. Burada hep genel özelliklerden bahsediyorum ama ilerleyen videolarda dilerseniz yorumlara yazın kadın erkek ilişkileri olarak da burç burç ele alırım. İkizler kadını ya da erkeğiyle beraber olmak istiyorsanız ve özellikle siz toprak ya da su elementine sahipseniz daha yavaş e, bir element olduğunuz için diyeyim yani daha sakin, çabuk sıkılmasını dengeleyebilirsiniz. Ama bu dengeleme sırasında karşı tarafa hep bir heyecan sunmanız gerekiyor. Çünkü ikizler heyecan sever, macera sever, değişiklik sever. Ve bir ilişkide onların bu ım, yenilikçi tarafını diyeyim ya da bu macera arayan tarafını yüksek tutmak en önemli konudur. Buradan üçüncüye gelmeden önce şuna bağlayacağım. İkizler bütün burçlar arasında en çapkın burçtur. Burada asla demiyorum ve asla yanlış anlamayın ki ikizler sadakatsizdir, ikizler aldatır o değil. Ama dışarıya bakmaya bu kadın ya da erkek, tabi erkekler öncelikle... E, Meyli olan burç birinci sırada e, ikizlerdir, ikinci de yaydır bu arada. Şimdi son olumsuz özelliğine gelecek olursam ikizlerin huysuz ve dengesiz olmaları. Dediğim gibi yani 5-7-5-8 yaş aralığına geldiği için, denk geldiği için bu burç huysuzlanabilir, kararsızdır. Daha hani o yaşlarda zaten tam onu mu seçsek bunu mu seçsek karar vermediğimiz bir yaşta olduğu için bununla da alakalı. Yine şuna geleceğim, İlişkiye bakarsak mesela bir ikizler burcuyla berabersiniz sizin ona onun sevdiği üç şey içinde bence şunu seç ya da bence şunu al demeniz onun çok yararını olur. Çünkü ikizlerin ikiden fazla karakteri olabilir. Bu hani psikolojik rahatsızlık olarak demiyorum ama değişik tarafları var ve benim tanıdığım hatta dün konuştuğum bir ikizler arkadaşım benim sekiz değişik karakterim var bence diyor gerçekten farklı farklı yüzleri var. Çünkü hep sıkıldıkları için bir o tarafı seviyorlar. Bir bu taraf yani hoşlanıyorlar, değişiklik seviyorlar. Aslında rüzgar elementine sahip olmalarından kaynaklanıyor burç olarak. Bunların dışında size söyleyeceğim ünlüler aklıma geliyor. Mesela Kenan Doğulu, Adile Naşit, Angelina Jolie ikizler olduğunu biliyorum. Yani bu insanlarla ilgili bu saydığım 3 özellik genel olarak onlarda var gibi düşünebilirsiniz. Ve neden iyi oyuncu ya da iyi şarkıcı oluyorlar biliyor musunuz? Çünkü kamera önünde olmak onlar için genelde çok eğlencelidir. Bir ikizler eğlenmiyorsa onu yapmaz. Yani bu onlar için çok net. Ee, son olarak şunu da söyleyeyim. Çok konuştukları için ve konuşmayı çok sevdikleri için ve dinlemekten daha çok konuşmaya önem verdikleri için de yalan söylemeye yatkın olmaları olası. Dediğim gibi kesin konuşmuyorum ama böyle bir şey var. Ayrıca yani çok çok şey var ama tabi hepsinde video çok fazla uzasın istemediğim için paylaşmıyorum. İlerleyen zamanlarda sizinle paylaşacağım. Şunu ama söyleyebilirim. Bağımlılık konusunda da mesela balık bağımlı olmaya en meyilli burçlardan biridir. İkinci sırada yengeç ve e, ikizleri koyarım. Yalnız yengeç ikizler şöyle bir farkı var. İkizler kart oyunları bağımlısı olabilir. Yani akılla ilgili e, oyunlarda daha başarılı ve daha bağımlı olmaya meyillidir. Bunların dışında da bu kadar söyleyeceklerim sanıyorum ikizler için. Ama çok sevdiğim bir burçtur. İkizler hayatınızda varsa eksik etmeyin. Onları hep etrafınızda toplayın. Gerçekten çok eğlenceli zaman geçireceğinize emin olabilirsiniz. Sorularınız, yorumlarınızı heyecanla bekliyorum. O yüzden yorumlarınızı bırakın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. E, haftaya görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Bir de kanalıma tabi abone olursanız çok sevinirim. Hoşçakalın. Son 2-3, 1-2-3 tamam başlıyorum. Başlayacağım. Tamam. Bir dakika. Çünkü hep annem alkışlarmış biliyor musun? Davar kazandığında orada. Başlıyorum. <laughs> Bir dakika. <laughs> Oldu mu?